the speed has been pretty good for me. I think I played really good individually, and we played really good as a team, so I'm really happy with how things are going. Well, it's kind of just a dream, but from challenger to winning ELCS is highly possible right now. I'm not saying it's gonna be easy. I think every team in top six can take a series out of anyone, so it's gonna be hard, but I think maybe we can do it. Artık son maça geldik. LCS'de bahar dönemini artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Bir önceki maçtan biraz kısaca bahsedelim. Daha sonra bu maça geçeriz. Aslında bir önceki maçtan şöyle bahsedebiliriz. Ben Rocket ekibinden gerçekten çok fazla şey bekledim. Ve bu fazla şey beklemem biraz daha beklentinin üzerinde oldu. Yani ben hani bazen bazı takımları çok fazla hype'larım. Yani şöyle diyebilirim. Hani çok severim. Derim ki ya bu kazansın, şu kazansın tarzda herkes düşünüyordur tabii bunu. Hani herkes... Hani alt tabakadaki bir takımın hani üst tarafa çıkmasını çok ister, değil mi? Mesela alt taraftasınızdır. Her zaman zirveye oynamak istersiniz mesela. Bu herkesin istediği bir şey. Rocket ekibinden de beklenen buydu. Giants zaten çok kötü bir hafta geçirdi. Yani bütün haftalar boyunca zaten yani, en aşağıda olduğu için. Tabii bütün LCS'i çok kötü geçirdi. Ama işte Rocket ekibinin biraz daha üst tarafa çıkmasını beklerken bir baktık Giants yendi. Yani bu da demek oluyor ki Giants diyor ki ben burada varım, sen beni hiçbir şekilde dışlayamazsın. Hani Avrupa LCS'de artık ben de bir kendimi gösterme amacım var tarzına düşünüyor. Ama Rocket'in burada zaten şampiyonlar seçiminde, daha doğrusu şampiyon seçiminde çok geride kaldığını gördüm. Yani biraz daha iyi seçimler yapılabilirdi, biraz daha karşı tarafa oynanabilirdi. Ama işte o seçim ekranında kaybetmesiyle beraber zaten oyunu kaybetmesi gibi oldu. Evet, şimdiki maça geçelim. Lider sahneye çıkıyor. Karşısında Unicorns of Love. Az önce güzel bir video izledik Perks'ten. Tabii o zamanlar bu röportajı verirken henüz daha lider bitirmeleri garanti değildi. Büyük ihtimalle temennim o ki büyük lider bitireceğiz dedi. Ve lider bitirmeyi başarıyorlar artık. Bu maç biraz onlar için. Evet, yani böyle deneme maçı. Evet, biraz prestij maçı diyebiliriz ama Unicorns of Love için... Belki kader anı bence. Biraz öyle. Dün de özellikle H2K'yi kök söktürdüler. Bakalım bu maçta tahminin nedir? Sence lidere bir mağlubiyet tattırabilecekler mi? Normalde çoğu zaman hani tahmin ettiğim şeyler ya da hani olacakları söylerim ama bu durumda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir durum var. Yani Unicorns of Love güçlü bir takım. G2 tamam zirveye oynuyor ama iki takım da şu durumda gerçekten ne göstereceklerini tahmin edemiyorum. Farklı şeyler görebiliriz. Çok iyi oyunlar görebiliriz. Artık böyle Unicorns of Love her şeyini gösterecekti. Yani Orien'in önüne geçebilmek için artık her şeyini koyacak ve her şeyi değiştirmek için bir şeyler adım atacaktır yani kesinlikle. Evet, bakalım göreceğiz. Dün özellikle Unicorns of Love'ın H2K karşısındaki performansını bilmiyorum izledin mi ama gerçekten bir takım gibi durdular H2K'nin karşısında. H2K hiç beklemediği bir mağlubiyat aldı. Aslında orada biraz Baron önünde biten bir maç izledik. Baron'dan sonra bir anda... Orada kar topu etkisi dediğimiz şey Baron'un etkisiyle birlikte H2K bir anda beklemediği bir mağlubiyet aldı. Bugün belki G2 ekibine de aynı şeyi yaşatabilirler. Belki yaşatabilir, belki de hiçbir şey yapamayabilir. Yani bu G2 ne yapacağı belli ama olmaz. Ama G2 evet, yani şu anda bulunduğu pozisyonu tamamıyla hak etti diyebiliriz. Belki de öyle diyebiliriz. Yani G2 zaten dünya şampiyonasına gidebilecek durumda bir takım. Yani kimse demiyor ki hani G2 belki zirveye oynayabilir. Hani dünya şampiyonasında oynayabilecek ve üst sıraları görebilecek bir takımdan bahsediyoruz. Unicorns of Love ise biraz daha böyle şey bir takım. Yani troll dediğimiz bir olay vardır yani. Onun gibi bir takım demeyeyim de yani takım gibi hissettirmiyor. Hani şu an mesela çoğu takım, Avrupa LCS'deki çoğu takım takım olabilmiş değil. Evet. Bunu yapmamaları gerekiyor. Gerçekten hani psikolojik olarak gerçekten bir şeyleri çözmeleri gerekiyor ve Unicorns of Love'ın da oyuna adapte olması, biraz daha karşı tarafa kendisini göstermesi, öğrenilmiş çaresizliği artık yapmaması ve bütün takımların buna kendisini adapte etmesi gerekiyor. Evet, bakalım göreceğiz. Artık yavaş yavaş seçim ve yasaklama ekranına doğru gideceğiz. Bir meta dışında bir sürpriz bekliyor musun takımlardan? Meta dışında sürpriz bekliyorum. Yani şu durumda artık herkes zaten, ya G2 zaten zirveyi garantilediği için kendi istediği bütün şampiyonları oynatacaklar. Yani deneme amaçlı. Diyecektir ki ya biz ormanda farklı bir şey deneyelim. Hani hadi bu maçı turnuvada bir deneyelim. Nasıl oluyor? Acaba kazanıyor muyuz? Yoksa farklı bir şey mi görüyoruz? Ya da yeniliyor muyuz? Yani yenilip yenilmemesi önemli değil. Sadece imajını biraz zedeler. Biraz çizer orayı. Ama yani diğer türlü sadece deneyecektir şu anda. Gerçi onu ben Giants'la Rocket maçında bekliyordum. En azından ligin en alt iki sırasındaki takımdan ama gerçekten bayağı çekişmeli bir maç geçtiğini görebiliriz.
Bakalım bu maç Orient'le Fnatic maçından sonra günün belki de beklenen maçlarından bir tanesi. Artık LCS'de bahar döneminde son maçına doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Burada Vizi Çağçı ile Kikis karşılaşması göreceğiz üst koridorda. Eğer bir koridor karşılaşması. Bir tanka karşı bir ani hasar vuran bir adam. Yani. Trundle görür müyüz? Yine sanmıyorum ya. Oynanmaz belki de Trundle. Smith'i J'yi belki şey yaptılarsa son maçtan sonra, gerçi Trundle her maçta iyi oynandığı zaman. Belki. Ama bakalım. Ya Trundle her ne kadar metada olsa bile, yani bu iki üst koridor oyuncusu genellikle biraz daha böyle hasar kaynaklı Fiora gibi şampiyonları tercih ediyor ki belki de görmeyebiliriz. Evet, bakalım göreceğiz. Alt koridorda ise Emperor Hybrid ile Steelback Lee Sang karşı karşıya gelecek. Yani... Aslında artık iki takımın da kadroları büyük oranda birbirlerine alıştı. Son haftada yine bir uyumsuzluk göreceğimi zannetmiyorum. Yani iki takım da oldukça güçlü şu ana kadar. Belli başlı taktiklerini yine kullanacaklardır ama bu sefer son maçtaki Giants Rocket maçındaki o solo queue'daki normal dizilimden tekli dereceli dizilimden farklı bir şey göreceğiz bu sefer. Yine alışık olduğumuz sisteme dönüp doğrudan kulelere gidilebilen sisteme doğru gireceğiz. İşte kadroları görüyoruz. Üst koridorda Kikis, ormanda Trick, ortada Perks, Emperor ve Hybrid'i göreceğiz. G2 ekibinde karşı tarafta ise şu anda ekrana geldiği üzere yukarı koridorda Vizi Çağçı, jungle'da ormanda Lulex, ortada Fox, aşağı koridorda ise Steelback ve Lee Sang'i göreceğiz. İki takım da artık yerlerini aldılar. Burada yine maçın seçim yasaklama ekranında bitebileceğini söyleyebilir miyiz? Sanmıyorum ya. Bu durumda oyunda nasıl etki olacaklar önemli. Yani seçim ekranı bu gibi oyuncularda, bu gibi takımlarda etki etmiyor. Yani ne kadar farklı seçimler yapsa da, ne kadar kendi oynadıklarının dışında bir seçim yapsalar da yine de Rocket Giants maçı gibi olmayacak. Hı-hı. Bu maç kesinlikle nasıl oynandığına bakılacak. Evet. Yani bana öyle geliyor ki benim tahminim burada G2'nun biraz üstün geleceği. Yani Unicorns of Love her ne kadar dün çok iyi bir performans gösterse de dün Rocket de çok iyi bir performans göstermişti ama bugün, ve şu an bugün Giants'a karşı bir etki gösteremedi. Bakalım göreceğiz ama dediğim gibi G2'nun bu maçta şey yapacağını, yenebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Orta koridordan biraz bahsedelim. Perks ile Fox karşı karşıya gelecek. Ya aslında orta koridordaki şampiyon havuzu çok daraldı. Yani bundan çoğu zaman söylüyorum ama yani artık şampiyonlar çok çok küçük duruma geldi. Ve hani herkesin oynadığı şampiyonlar belli oluyor yani. Artık biraz da bilinebilir şampiyonlar oynanıyor aslında. Yani nasıl diyebiliriz? Mesela Fox diyelim ki Azir alıyor ya da Lissandra alıyor diyelim ya da LeBlanc alıyor diyorum. Karşısına gelen oyuncu da zaten bunun buna karşı nasıl oynaması gerektiğini, yani ne yapacağını biliyor. Yani bir takıma karşı bütün sene boyunca oynanan şampiyonları gösterdiği zaman diyor ki mesela Azir alıyor. Diyor ki bu Azir'i agresif mi oynuyor, defansif mi oynuyor diyor mesela. Agresif oynuyorsa agresif duruma göre zaten karşılık veriyor. Zaten oyuncular birbirlerini sürekli bildiği için ve gördüğü için bu durum biraz da sorun çıkartabiliyor. Evet, şimdi seçim ve yasaklama ekranına geldik. Thresh yasaklanmış durumda. Thresh, Kalista, Gangplank yasaklamalarını görüyoruz. Karşı tarafta Corki. Bugün Corki son iki maçta izleyemeyeceğiz. Lulu ve LeBlanc. Şu anda yasaklanan Nidalee'yi hemen aldılar ve kilitlediler. Nidalee'yi izleyeceğiz. Şu anda Nidalee'yi izleyeceğiz. Trick Nidalee oynayacak. Poppy veya Trundle ya da bir Fiora gelecektir büyük ihtimal. Yani bırakmayacaklardır bu 3 şampiyonu. Ya da bir Braum, Alistar da verebiliriz destek olarak. Direktman bunları kilitleyip alıp ondan sonra bir etki yaratmak için. Ama işte şöyle bir durum var. Alistar'a geçen sefer muhafızların gözü alınmıştı. Bunun yerine bir down suret alınsaydı orada kendi nişancısını çok daha iyi koruyabilirdi. Koruyabilirdi. Evet, ama işte sorun oradaydı zaten. Kendi nişancınızı korumadığınız için takım savaşlarını veriyorsunuz. İşte sorun burada başlıyor zaten. Bakalım Nidalee ile nasıl bir performans gösterecek Trick. Bir önceki oyunda da Sivir. Evet, şu anda yine Sivir'i Bilouş'u görüyoruz. Gelecektir karşı tarafa. Artık metaya iyice girdi ki Lissandra yine. Her zamanki bilinen seçimler ya. Yani ya bundan şikayetçi değilim. Ben hani şu an Rocket ekibiyle aynı başladı. Evet evet, yani şu anki durum her, yani bir önceki maçın kopyasını, karmasını görüyoruz. Hani ben sürekli aynı şampiyonlar oynanan şikayetçi olan bir insanım mıyım? Belki. Ama işte mesela Trundle'ı biz uzun zamandır görmüyorduk. Bir anda meta'ya girdi. Çok fazla hasar tanklayıp çok fazla hasar çıkartabildiğini gördük. Ama bütün diğer farklı şampiyonlar ne kadar kırılgan olsalardı. Mesela Vladimir bir ara çok hasar vuruyordu. Ve bir anda kayboldu, yani meta'dan çıktı. Hani şu durumda biraz da artık
Hani tamam bu son maç hani kader anı hani Jurkons Altov için de hani artık hani G2'dan da farklı bir şey bekleyelim yani artık zirvedesiniz yani oynayın hani Yasuo tamam seç artık da oynayın. Şu anda Yasuo'yu gösteriyor Perks. Draven. Bu arada Trundle'ı hemen kilitlediler. Trundle'ı izleyeceğiz yine. Lucian evet, geldi. Onun da infazının menzili kısalmasına rağmen hala seçilebilir bir şampiyon. Hala seçilebilir Jin gelebilir belki şampiyon. Diyeceğim de Sivir alındı yani. Daha etkili olur evet. Daha mobil. Evet Jin deyince şu anda aklımıza tabii ki Reckless. Evet. O turnuvadan sonra Reckless geliyor ama Fnatic bugün yine istediği performansı gösteremedi. Şu anda Unicorns of Love ekibi seçim yapmaya devam ediyor. Tabii son seçimi her zamanki gibi orta koridora bırakmak yerine biraz daha direkt Lissandra alıp kilitlediler. Evet Lissandra'nın karşısına Ayret ben Trundle Poppy görmeyiz derken bir anda Trundle ve Poppy seçildiğini görüyoruz derken Lee Sin de kilitlendi. Vay Lee Sin de geldi şu anda. Bir önceki oyunun karmasını görüyoruz. Yani aynı kompozisyon neredeyse aynı seçim. Evet bir tek Lee Sin. Yani bir Alistar da gelse şu an tamam. Yani neredeyse büyük oranda tamam olacak. Yani Kindred, Azir de geldi. Yani şu an şu durumda tabii Azir kesinlikle gelecektir ama. Ve Rammus'u gösteriyorlar. Wow, bu gelirse geldi. Yani şu anda İşte oyun tamam bitti şu an oyun. Öyle mi diyorsun? Şu anda evet, an Rammus'u göreceğiz. Orta koridorda Azir, alt koridorda Perks'i göreceğiz. Trundle ve Nidalee ile birlikte şu anda Orianna'yı. Şu an eğer gerçekten Unicorns of Love ayrı kittirmeyi düşünüyorsa bence boş versin. Yani Rammus var karşıda asla yapamazlar. Ya böyle bir durumda Rammus gibi bir şampiyonun üst koridorda tekrar kendini belirtmesi derken şu an Trundle'ın desteğe gittiğini görüyoruz. Evet Trundle ben de ona bakıyordum şu anda. Hey olabilir. Nautilus gelir mi? Yani gelsin. Artık bu gelsin lütfen. Yani gelirse bütün her şey değişebilir. Bu kadar içeri girebilecek şampiyonun dışında. Hani dışarı atma kompozisyonuna gerçekten iyi olabilir. Evet, belki Trundle'dan uzaklaşmak için. Tabii tabii. Ya Janna'nın şöyle bir olayı var. İçeri girebilecek şampiyonları çok iyi dışarı atabiliyor. Evet. Mesela hani Nidalee gibi şampiyonlar, ondan sonra biraz daha Trundle gibi şampiyonlar içeri girerken bir anda dışarı atabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok etkili olabiliyor. Derken Janna da evet, Janna da geldi artık. Takım kompozisyonları da tamam. Buradan şu anda G2'nun bir adım önde çıktığını söyleyebilir miyiz? Belki son Janna'yla birlikte Trundle'ı durdurabilmek açısından bir seçim geldi. Sivir'i yine göreceğiz. Gerçi Trundle şu an destekte ama yani. Evet, Trundle destekte olacak. Karşısında Janna olacak. Bakalım Steelback eğer Sivir'i oynayabilirse meta'ya giren güçlü bir Sivir'i bu sefer izleme şansı bulabilir miyiz acaba? Belki. Geçtiğimiz oyunda Rocket'ten bunu görememiştik. Ya aslında şöyle diyebiliriz. Janna şu an şu durumda gerçekten oyuna çok büyük etki edebilecek bir şampiyon. Çok fazla kitle kontrolü sahip olan bir şampiyon. Hem takım arkadaşlarına zor durumda kendi kalkanıyla beraber çok şeyi değiştirebilen bir şampiyon. Ve aynı zamanda ultisiyle çok iyi oyunlar yapabilen bir şampiyon. Yani hani Janna insek tarzı şeyler de yapılabiliyor bu durumda. Yani sadece insek Lee Sin'e özel bir hareket değil. Janna ile sıçra ulti komboları da çoğu zaman görebiliyoruz. Ve hani yapılır mı? Unicorns of Love yapabilir. Göreceğiz yani, bakalım. Bir koridor değişikliği bekler misin? Şu durumda evet. Yani Janna karşı taraftakine göre çok daha zorlayıcı olacaktır. O yüzden hani üst koridora gitmeleri de gerektiğini düşünüyorum. Yani bir koridor değişikliği kesinlikle gerek. Evet bakalım. Göreceğiz artık. Takımlar da tamam. Günün son maçına doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Orta koridorda yine aynı şekilde Azir, Lissandra son maçtaki gibi Rocket Giants maçındaki gibi bir orta koridor izleyeceğiz. Burada yine Azir. Seyircileri görüyoruz. Evet, seyircileri yani de görüyoruz. Onlar da artık LCS'in son maçında. Belki de bekledikleri maç. Çünkü G2 ekibi şu anda Sihirdar Vadisi'ne derken indi. Vadiye indik. Karşısında da Unicorns of Love. Artık Avrupa LCS'te 9. hafta 2. gün karşılaşması. Son karşılaşma. LCS'te bahar dönemini bitireceğiz. Lider Unicorns of Love'a karşı oynayacak. Perks, onun da açıklamasını gördük. Bu maçtan önce kısa bir röportaj verdi. Yükselme Ligi'nden geldik. Güzel dans. Evet şu anda dansını gösteriyor. Yükselme Ligi'nden geldik. LCS'de çok iyi gidiyoruz. Belki birinci olabiliriz demişti. Ve zaten şu anda birinciliği garantilediler. Gerçekten müthiş bir sezon geçiren G2. Sürpriz bir sezon geçiren G2'dan bahsedebiliriz. Karşıda ise dediğim gibi henüz takım olma aşamasında bazı sıkıntılar yaşayan Unicorns of Love'ı göreceğiz. Şimdi bir koridor değişikliği. Evet şu anda evet Janna ve Sivir'den görüyoruz ki evet, hani Trundle ve Lucian karşısına asla gerçi ama G2'da şu an fark etti. G2'da
karşı karşıya gelecekler orada. Evet, Rüzgara Fısıldarı'nın hediyesi Janna ile böyle çok uyumlu bir kabiliyet zaten anahtar kabiliyet olarak. Derken Trundle'dan kaya sağlamlığı evet, görüyoruz. Evet, bir anahtar kabiliyetlerde Trundle. Tabii biraz destek... Aslında bu savaş şevki ve kumandanın Connors'ı oyuncunun tarzına göre değişiyor. Mesela diyor ki ben savaş şevki alıp biraz daha şey olacağım, agresif olacağım. Hani diğer türlü kumandanın Connors'ı alıp biraz daha koridorda duracağım. Hani hangisi? Yani bu durum biraz daha hangisine doğru yöneliyor? Derken üst koridorda da aynı şekilde. Evet, sadece koridorlar değişmiş oldu. Koridorda duran şampiyonlar aynı olacak. Oyuncular aynı olacak. Ki G2 bunu tahmin etti. Alt koridorda da Rammus'la Poppy karşılaşması göreceğiz. Derken Janna şu an çok agresif bir Janna. Evet. Yani hiç beklemedim, beklenmeyen bir oyun yani. Sivir'in tabii geçtiğimiz maçta da konuştuk. İttirme yeteneğinin artmasıyla birlikte yine... Burada Unicorns of Love'ın Steelback'in koridoru ittirebileceğini söyleyebiliriz. Tabii burada şöyle de bir etki var. Gerek Janna'nın pasifi, gerek Sivir'in ultisiyle birlikte müthiş bir mobilite de kazanmış olacak. Ki şu an Hilisek gerçekten oyun oynatmıyor. Yani daha seviye 1. Hani Emperor'a minyon aldırtmıyor. Şu an 7 minyon fark var. Ki kule altında eğer minyonları kaçırırsa, ki en büyük sorun bu. Zaten canı yarıya inmiş durumda. Evet, şu an kuleye dayanmışlardır. Şu an Janna gerçekten gördüğümün hani dışında bir Janna yani. Yani bu kadar agresif bir Janna hayatım boyunca görmedim. Şahsen ben bile bu kadar agresif oynamadım. Hani erken oyunda bu kadar agresifse, ki son oyunda bu kadar agresif olmasını tabii bekleyemeyiz ama hani şu an erken oyunda gayet iyi durumda. Yani Trundle'dan beklenen oyun aslında bu biraz daha. Ama işte son oyunda o Trundle'ın buzdan sütunu olsun veya hani ultisiyle içeri girip hasar tanklaması olsun. Hani bu gibi durumlarda gerçekten çok farklı şeyler yaratabilir. Ama işte bir Rammus faktörü var. Ayrı gittirmeye karşı her zaman bir Rammus faktörü var. Ve bu Rammus faktörü de her zaman dağ gibi önünüze çıkacak ve gerçekten minyon ittirmenize engel olacaktır. Ki bir gün ateşi pelerini aldıktan sonra zaten o Rammus evet, ilerleyen imkansız. Oyunun ilerleyen aşamalarında artık yani... Rammus. Ama tabii bu esnada şöyle de bir durum var. Biz içerici olduk. Ciddiymişim de bu esnada Emperor. Boşa gitti kombosu. İşte Janna'nın olayı bu zaten. Evet. Küçük bir hasar aldı. Şimdi ittiren taraf G2 ekibi olacak. Ormanda Trick çok hızlı bir şekilde. 5 defa Trick Nidale oynamış şu an. Avrupa LCS'de ve KDA'sı da gayet iyi durumda. 4.4. %73 skorda, hani skora yardım etmeye. Var. Evet, oldukça. Ve skor paylaşmada %23. Gayet evet, çok mobil bir şampiyon. Özellikle metaya girdikten sonra oldukça tercih edildiğini gördük ki bugün Jankos için özel bir yasaklama gelmişti. Nidale yasaklaması. İyi oynanabildiği müddetçe Nidale müthiş bir tehdit olabiliyor takımlar için. Aynen öyle. Ki Fox'un şu an koridorda biraz daha zorluk çektiğini görüyoruz. Bu arada yine bir önceki maçtaki gibi takımların normal dereceli maçtaki gibi dizildiğini görüyoruz. Artık kuleye o kule yönelik... alma metası bitti mi diye düşünmüyor değilim ama. Ya bu son iki maç için evet, bunu söyleyebiliriz. Son iki maç için bunu söyleyebiliriz artık. Yani bu son iki maçtan sonra orada artık kimse... Orada Kix'in canı oldukça azaldı. Şimdi orada Lulex bir baskına gelecek. Kix'in dikkat etmesi lazım. Görüşü bakıyorum. Yok orada. Şimdi Trick de oraya doğru geliyor. İşte orada yani bir takım savaşı görebiliriz. Şu anda Trick Lulex'in orada olduğunu görmedi. Mızrak tuttu. Şimdi orada geldi. Ses dalgası da tuttu. Bizi çarçın canı oldukça az. Kikis'in de canı az ama Kikis oldukça var. Tank buradan kaçması gereken derken takım bu arada Trick'i sıçrı kullanmak zorunda kaldı. Bir sıçrada Lulex'ten geldi. Trick ilk kan döküldü. Düştü. İlk kan bizi çarçıya gidiyor. Çünkü Fox da orada ışınlanma geldi. Kikis geri kaçmak zorunda kalacak. Biraz fazla kovaladılar burada. Ya çok fazla abarttılar yani birebir. Bu erken oyunda hiç belli olmuyor yani takımların ne yapacağı gerçekten. Hani orada Vizi Çağ için bekliyor çünkü Lulex de oraya geliyor. Şimdi kullandı. Kikis düşecek mi? Sıçrasını kullandı. Lulex de orada büyük ihtimalle Kikis'in düşeceğini göreceğiz ama skor kime gidecek? Vizi Çağ için mi? Lulex'in de bu arada Lulex ölecek mi? Hayır ölmedi. Minyon OP'yi değil bu sefer yemedi. Gerçi şu geri dönüş gerçekten çok güzel. Kikis'in iyi yani oynadığını burada söyleyebiliriz. Aslında skoru alsa çok iyi olacaktı. Bu esnada Steelback'in dikkat etmesi lazım. Emperor bu arada canı oldukça azaldı. Geri kaçan bir Steelback görüyoruz. İşte orada Janna ile iyi anlaşamadığı için hani kalkan verme zamanını iyi ayarlamadığı için orada çok fazla hasar yedi. Evet. Ki Steelback aynı şekilde Janna'ya güvendi orada. Ya Emperor oldukça agresif oynuyor şu anda. Oyunun tek sakin koridoru orta koridor. Henüz bir şey görmüş değiliz. Minyon kesme savaşı dışında.
Yani şu an Nidale 7 orman kampı daha üstün durumda ki Nidale'nin ne kadar iyi orman kampı biçebildiğini biliyoruz. Ve şu an şu durumda Lucian'ın manası kaldı. Orada Trigg yukarı doğru geliyor. Mızrağı tutacak mı? Tutmadı. Ama devam ediyor. Lisenk'ten bir hortum hibrite tutu, canı oldukça sağlı. Ve ışından geliyor. Mi? Arkadan ışından geliyor. Şu anda Lulek de oraya geldi. Şu anda Vizcac ultisini açtı. Tutturabilecek mi Emperor'a? Büyük ihtimalle tutturamayacak. Işından boşa gitti. Karşılıklı baskınlar izledik burada ama herhangi bir skor çıkaramadı takımlar. İşte hani şampiyon seçimde değil tamamıyla oyunda demiştik ve şu an gerçekten iki takım da elinden geleni yapıyor. Şu anda görüşü yok. Lulex oraya da gelecek ama buzdan sütun. Buzdan sütun geldi. Zaten canları da oldukça fazla devam ettirmeyecek. Orada dürtecek büyük ihtimalle ki böylece üstüne dönmesini engelleyerek çok zaman iyi kaybı. Şu an şu durumda gerçekten üst koridor alıyorlar. 4 kişi üst koridora bir anda alırken sadece alt tarafta Kikiz alıyor. Evet, Kikiz de şu anda orada minyonları kuleye bırakmış durumda. Oradaki altını da büyük ihtimalle bizi çağıracak. Ve Unicorns of Love aldı. Orada küçük bir şey yaptılar. Evet, bıraktı. Yine bir minyon vadinin alametine bıraktı. Doğru gidiyorlar. Haritaya bakıyorum. Vadinin alametine doğru yönülen yok. Orada rahat bir şekilde alacak. Kuleyi de Vizi Çağ çalacak. Ama böylece şu an şu durumda. İlk kulesini Unicorns of Love almış bence oldu. Bence Unicorns of Love alt tarafa görüşünü atıp o ejderhayı bırakmamak zorunda. Yani her ne kadar mesela şöyle diyoruz ya. Mesela üst tarafta oynayanlar, kırmızı tarafta oynayanlar her zaman Vadinin alametini alıyor. Alt tarafta oynayanlar çoğu zaman hani ejderhayı alıyor. Ama öyle bir durum yok. Yani siz bunu değiştirebilirsiniz. Şu an mesela hani gördüğümüz gibi baktığımız zaman hani Kiki sadece tek başına kule alıyor. Ama bir bakıyoruz üst koridorda Unicorns of Love hani 4-5 kişi kule alıyor. Bunu bir ejderhaya çevirebilirlerdi. Yani direkt ejderhaya gidip hiçbir şekilde belli etmeden bir ejderha almak gerçekten sizin %+6 saldırı gücünü ve yetenek gücünüzü attırmak gerçekten oyuna büyük etki eden bir olay. Hele de son oyunda zaten mükemmel bir olay. Vaadin alametinde Lisen gelmiş bu arada. Şimdi bizi çağırıyor. Orada 2'ye 1 takas deniyor. Şu anda koridoru aşağı doğru ultimi atacak giden derken minyonları gönderdi. Trigg oraya geliyor. Vizi Charge Trigg'in geldiğini gördü. Hemen geri çekiliyor. 3 kişi bir anda gelince. Ki giden ikinci bir. Yani şu an Trigg'i yukarıda gördünüz. Direkt ejderhaya dönün. Yani canlı sivir bile şu an tek başına yapabilir. Onlar da alt koridordaki kuleye doğru gidiyorlar. Tabii vadinin alameti tabii de var. Tabii yani kule aldıktan sonra. Şimdi burada ikinci kuleleri karşılıklı olarak alacaklar büyük ihtimalle. Ki şu an Unicorns of Love gerçekten ejderhaya gidip alırsa ki orada zaten hani herhangi bir görüş yok. G2 ekibinin çok daha üstün çıkacaktır. Orada Steelback hasar aldı. Hemen orada iksirini kullandı. Vizi Çağçı üst koridora doğru gidecek. Karşılıklı olarak aynı anda kuleler alındı. Orada infazını kullanarak minyonları kesen bir Lucian görüyoruz. Şimdi orta koridorda Fox kulesini savunacak. Görüş sağlamaya çalışan bir Lisenk. Görüş sağlamaya çalışan bir Lulex. Şu anda oyunun ilk 10 dakikasında Unicorns of Love'ın 2 tane skorunun olduğunu, altında da yaklaşık 1000 altın önde olduğunu söyleyebiliriz. İşte Unicorns of Love görevleri biraz daha önem veriyor G2'ye göre. G2 şu an biraz daha aslında bir şeyler deniyormuş gibi hissettiriyor ya. Yani kendi oyununu oynamıyor. Şu an gerçekten G2 gibi oynasaydı şu an Unicorns of Love hani hiçbir şey yapamazdı ya. Tabii biraz sakinler. Sakinler öyle bırakıyorlar. Ne deniyorlar? Birinci olmanın verdiği rahatlık da var tabii. Ama hiçbir zaman sezonu kötü bir maçla bitirmek de istemeyecekler. Tabii ki. Yani kimse kaybetmek istemez. Yani bu oyunda kimsenin kaybetmek isteyerek oynadığını sanmıyorum zaten de. Yine de G2 bir şeyler deniyor. Yani şu an bakıyor. Trigg. Bu arada böyle yenilemiş de oldu. Orada bir küçük bir zaman kaybı yaşayacak. İşte şu durumda hani Azir'in tam şu an patlama dönemi bence. Yani sokarcasını almış durumda ve şu an karşı tarafı biraz daha dürtebilecek evet, bir durumda. Yani Perks henüz zaten evet, yani arenaya çıkmış gibi değil. Zaten Steelback'e verdiği hasarı da gördük. Yani şu an hani mavi güçlendirmesini almış ittir baba mittir yani. İstediğin kadar yap. Yani mavi güçlendirme sınırsız zaten. Şimdi alt koridorda G2 ekibinin 3 kişi ittirdiğini görüyoruz. Ki şu an gün ateşi pelerini tamamlayan bir Poppy var. Ama diğer tarafta Ramuz sadece zırh almış ve Bumi'nin alemini almış. Yani biraz daha geri durumda. Her ne kadar minyonda bir fark daha üstün olsa bile. Minyonlarda çok bir fark görmüyoruz. Üst koridorda. Gerçi üstüne geri gitmemiş de olabilir diyeceğim de. Yine de fazladan bir Yakut Kristal var Poppy'de. Yani evet. O da tabii skorun etkisidir. Şimdi Kikiz orta koridora. Beyblade gibi gidiyor şu anda. Böyle topaç topaç dönüyor. Nasıl gidiyor? Yuvarlanıp gidiyoruz işte.
3 topuyla birlikte. Orada şimdi görüş sağlayacak. Üstüne dönen bir Perks. Ve Ionia çizmeleri tercih ediyorlar. Yani iki destekte şu an Ionia çizmeleri almış durumda. Hatta bütün oyuncular neredeyse Ionia çizmesi almış durumda. Evet, yetenekteki... İşte o bekleme süresi artık biraz daha oyuncuları yani kanser ediyor. Yani nasıl biliriz? Hani mesela bir yeteneği atıyor, 7-8 saniye sürüyor. Bunun biraz daha azalmasını istiyor. Yani bu daha fazla arada yetenek Fox istiyor. Emperor'ı kovaladı, sıçrasını attı. Rulex'e geliyor. İnfazın geldi. Işından geliyor. Rulex şimdi orada kötü pozisyonda kalabilir. Sıçrasıyla kaçtı. Ama orada Trick yakaladı. Mükemmel ulti. Trick kullandı. Kaçabilecek mi? Şimdi Hybrid orada kovalıyor. Ultisini de açtı. Trick'in mısırağı tutmadı. Kaçacak mı Rulex? Şu an büyük ihtimalle düşecek. Hybrid de kalabilir. Hayır, Trick aldı onu. Ultisiyle alacak diye düşündüm ama ultisi orada etkisi sonardı. Sıçrasını kullandı, düz vuruş yaptı. Gerek miydi? Yani risk yapmak istemedi büyük ihtimalle çünkü G2 ekibinin ilk skoru oldu bu. Belki de öyle. Orada baskın yaparken baskın yediler. Rulex i̇şte. Kötü pozisyonda yakalandı, ışından geldi. Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı ama Trick'le karşı karşıya kaldı. Hybrid de hareket alanını daralttı ve daha sonrasında Trick sıçrasını kullanarak skoru almayı başardı. Aslında şu an şu duruma baktığımızda şöyle söyleyebiliriz. Yani Unicorns of Love biraz daha geç oyuna yöneliyor. Yani erken oyunda hani zaten Fox'un veya Steelback'in ya da hani Vizicaç'ın çok hani hem az tank hem de çok daha az hasar verdiğini biliyoruz. Mesela karşıda Emperor olsun, Perks olsun hani biraz daha erken oyunda çok daha fazla hasar veren şampiyonlar ve bu durumda hani Kikiz hasar tanklamak üzerine tabii ki de aynı şekilde Trick ve Kikiz de geç oyunda biraz daha güçlenen şampiyonlar. Ama duruma baktığımız zaman şu anda geç oyunda gerçekten üstün olabilecek takım Unicorns of Love diye düşünüyorum. Hani bu durumda o Poppy'nin etkisi Trundle'a göre çok daha iyi olabilir. Veya hani ayrık ittirmedikleri sürece, takım savaşı aradıkları sürece Oramus gerçekten çok işlevsiz olacaktır. Hani sadece arkaya sızıp eğer bir civalı kuşağı varsa belki bir civalı kuşakla bir oyun yapabilir. Ama diğer türlü yok yani. Oramus şimdi orta koridoru almaya çalışacak G2 ekibi. Belki arkadan gelen 2 ulti geldi. Işınlanma geldi. Fox orada. Perks için oldukça azaldı. Perks düştü. Steelback skor alan kişi. Trick de düşecek orada. Trick de aldılar. Şimdi Hybrid geriye doğru kaçmaya çalışıyor. Unicorns of Love bir anda 2 skor almayı başardı. İşte bu oyun mükemmeldi. Orada 2 ışınlan. Mükemmel ultiler. Çok iyi bir takım savaşına giriş. Ve 2 skor. Müthiş bir koordinasyon. Müthiş bir koordinasyon, müthiş bir iletişim. Yani şu an şimdi durumda orta kule anlamına gelecek mi? Savunmaya çalışan bir Kikiz. Şu anda kulenin canı biraz düşe. İnfaz geliyor arkada. Emperor'dan şimdi fazla sıçrasını kullanmak zorunda kalan bir yana gördük. Orada biraz can topladı. Şimdi geriye doğru gidecekler. Lee Sin'in canı biraz az. Bunu biraz daha rotasyona ve görüşe çevirmeleri gerekiyor. Yani şu durumda üst koridorunuz ve alt koridorunuz ittirmiş durumda. Yani geri dönmek yerine, üstünüze geri dönmek yerine biraz daha görüş alabilirsiniz. Ve şu duruma baktığınız zamansa Kikiz'in biraz daha işlevsiz olduğunu görüyoruz. Yani Trick mesela burada hiçbir şey yapamıyor. Kikiz, Trick, Hybrid hiçbir şey yapamıyorlar. Ve gerçekten hani karşı tarafın böyle kucağına atılmış bir bebek gibi böyle hani hadi bizimle oynayın falan diyor yani. Gerçekten işte Trundle'ın, destek Trundle'ın sadece buzdan sütunu dışında pek fazla işlevi olmadığını görüyoruz. Trick'in de aynı şekilde arada kaldığı zaman yani Nidalee'den bahsediyorum. Arada kaldığı zaman ne kadar işlevsiz olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Kikiz'in de. Yani Ramus'un zaten olayı şu an ayrık ettirme. Hele üst koridor Ramus'un. Eğer Trundle destek alacaksanız böyle buzdan sütunla rahatsız edeceksiniz. Takım savaşı kovalayacaksınız. Diğer türlü zaten Unicorns of Love şu anki durumu çok iyi kullandı. Bu esnada sıçrayla geldi. Fox kovalıyor. Tekrardan kaçan bir cilti. Buzdan sütun geldi. Mızrak da tuttu ama hiç hasar vermedi. Bu arada sen olayı yorumlarken bir vadinin alameti aldı. Bir de kule aldı. Vadinin alametini Unicorns of Love aldı. GT de ortadaki kuleyi almayı başardı. Şu bu esnada da Unicorns of Love'un ormanında mavi güçlendirmeyi çalma esnasında bir takım savaşına girmek üzereyken takımlar bu riski almayarak geri çekildiler. Ve şu anda biz şeyi görüyoruz mesela. Perks'ün şu anda hiçbir şekilde sihirler büyüsü yok. Yani bir sonraki takım savaşında gerçekten ne yapacak merak ediyorum. Ve Fox'un sıçrası var. Steelback'in sıçrası var. Hilisang zaten bir canlı. Hani ona hiçbir şey gerekmiyor bu durumda. Her ne kadar Vizicaç'ın ışınları biraz daha geliyor olsa da yani karşı tarafa baktığımız zaman Perks zor bir durumda olacak. Yani o işte şu mobilliği kullandığı zaman, kullandıktan sonra eğer içeri karşı taraftan Fox içeri girip Azir'i teklerse veya çok fazla hasar çıkartırsa işte Perks nasıl kaçacak? Arındır yok, sıçrası yok. Hani koruması gerekiyor birisi onu. Yani Hybrid'in kesinlikle önüne geçip ya da Kikiz'in önüne geçip o hasarı tanklaması gerekiyor. Ki eşyalara baktığımız zaman da şu an karşı taraf çok iyi bir şekilde bir büyü direnci çıkmış durumda. Yani o Nidalee ve Azir'in hasarını kesinlikle hani
azaltmak istiyorlar. Hatta hiçe sıfıra indirmek istiyorlar. Ve altınlara baktığımız zaman da şu an baya baya hani iyi durumda yani her şey. 1.5 gold'luk bir fark var. Yine de G2 ekibinin bu noktada altın farkının çok fazla açılmasına izin vermediğini söyleyebiliriz. Tabii skorlara baktığımızda skorlardan bir tanesi Steelback'e gitti. Bir tanesi Lulex'te. Canlı şu an hani başlangıçta doldurulmuş iksirle başlamış. Garip bir seçim. 3 topuna dönen bir kickiz. Şu anda Lisenge doğru gidiyor. İşte Jean'la bu yüzden şahane çok güzel. Şahane bir combo izledik. Önce Hortum havadayken de böyle havalandırdı, böyle tam bir robaşatayı böyle bir koydu havada böyle. Geldiği gibi geri dönen bir kickiz gördük. Evet, kesinlikle öyle oldu ya gerçekten. Belki çok eğlenceliydi. Daha iyi olmuş olabilir. Orada Cilt Ekim'i tekrardan güç topuna döndü. Şimdi hedefi Vizi Çağcı. İşte hareket ettiremezsiniz böyle bir durumda. Hani kickiz. Hop çekti. Şimdi şu an ultisiyle çok fazla hasar veriyor. Çıkması var, gerek. Evet, çıkacak. Kesemez yani. Kikis, ne kesebilir ne ittirebilir. Kikis ultisini de açtı. Orada pasifini almasını engelledi Vizi Çağçı'nın. Büyük ihtimalle Vizi Çağçı orada daha fazla ittirmeyecektir. Lulex şu anda Emperor yalnız yakana sıçra i̇şte geldi. Ultide geldi. Düştüğünü göreceğiz. Skoru kim alacak? Lulex aldı. Belki Fox'a bıraksaydı daha iyiydi ama Emperor orada tek başına ne yapıyor? İşte nişancınızı korumazsanız ve nişancınız böyle harita tek başına gezerse cezasını çeker. Yani oyunda çok büyük ufak hatalar büyük bir kar topuna dönüşebiliyor. İşte sorun burada başlıyor. Bu arada Trick şu anda Vizi Çağçı'ya doğru gidiyor. Vizi Çağçı mızrağı tutturacak mı? Geldiğini gördü, tutturamadı. Vizi Çağçı şimdi devam edecek büyük ihtimalle. Trick orada. O buzdan sütunda geldi. 3'e 1 oldu. Müthiş oynuyor şu anda Vizi Çağçı. Kaçabilecek mi? Ultisi var mı diye bakıyorum. Canı oldukça azaldı. Büyük ihtimalle oldu. Düştüğünü göreceğiz. Skoru kim alacak diye bakıyorum. Trick aldı. Vizi Çağçı burada fazla ittirdi. Ya yakalanması tabii hani iki takım da şu an yakalandı yani. Hani siz dedi ki siz bizim hani nişancımızı alıyorsanız biz sizin üst kordonunuzu. Biz de sizin üst kordonunuzu. Biraz zor oldu tabii Ramus'u alması ama. Yani orada başka biri olsaydı, bir Fox olsaydı ya da bir hani Hiliseng olsaydı Poppy'ye yardım edebilecek. Evet. Gerçekten ölmezdi orada. Yani kesemezdi orada. Derken işte bahsettiğim olay bu zaten. Hani belli etmeden direkt. Ejderhaya yöneldi. Oyunun ilk ejderhası olacak. Rahat bir bu esnada rahat demeyelim. Belki oradan uzak tutsaydı alabilirdi. Ama alamadı. İlk ejderha Unicorns of Love'a gidiyor. Oyunun 19. dakikasına geldik ve Unicorns of Love'un şu ana kadar oldukça iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Steelback'ten bir ulti geldi. Şu anda kimi hedefliyorlar diye bakıyorum. Lulex orada geldi. Harika bu ulti Perks'ten. Perks'ü çok iyi yakaladılar. Şu anda Perks orada yakalandı. Perks hareket dahi edemedi. Steelback'i kestirmiyor. Bakar mısın? Şimdi Steelback şu anda sıçrasını kullandı. Trick orada canı oldukça az. Trick de düşecek. Steelback skor alıyor. İşte destek dediğimiz olay budur. İşlevsellik. Kendi nişancısını koruma, mükemmel bir ulti ki arkadan gelen bir Vizi Çağçı harika bir oyun yaptı zaten. Orada Perks hani arındırı, daha doğrusu sıçrası yoktu hani Perks'ın o durumda. Ve gerçekten sıçrasının olmadıklarını bildikleri için mükemmel bir oyun. Yani şuraya baktığımız zaman Steelback ultisini basmış, Lulex geliyor. Perks'e mükemmel bir hani... Şahane. Şahane gerçekten yani. Ve Perks'ü çok yakalamışlar. Bak, Trick tam Steelback'i kesecek, o sırada Hiliseng mükemmel bir ulti atıyor. Çok iyi bir hortum, çok iyi bir kalkan ve ölmesini her türlü engelliyor. Gerçekten destek budur. Alamamış hani, Steelback'i. Bunun tek sebebi Hiliseng'in şahane tabii, oyunu. Tabii Hiliseng yani Janna'nın, hani Janna, Nami, Soraka gibi şampiyonlar gerçekten çok fazla şeyi değiştirebilen şampiyonlar. Yani sadece bunların güçleri anlaşılmıyor. Yani bunları şu an görüyoruz yani. Hani kimse de hayır diyemez yani şu an şu durumda. Yani gerçekten Janna'nın ne kadar efektif, iyi olabildiğini şu an görüyoruz. Ve zaten Steelback de orada iyi bir oyun yaptı gerçekten. Evet, şu anda Perks'ün istediği performansı sergileyemediğini görüyoruz. Oyunun ilk 20 dakikasında. Şimdi Fox'un ama hala buna rağmen bir şeyler göstermeye çalışıyor. Unicorns of Love'un mavi güçlendirmesini çaldı. Ama şu an şu durumda 0-2 giden bir Azir var. İşte 0-2 yani giden Perks... bir Azir karşısında 1-0-2 giden bir Lissandra. Ve gerçekten o demir soları çıktıktan sonra Janna. Karşı tarafta herhangi biri ölecek mi merak ediyorum ben. Yani Fox'ta şu anda... Hani Fox eğer Lissandra'ya bir Zonya çıktığı zaman ve Janna da bir demir soları aldıktan sonra Hiliseng herhangi bir takım arkadaşının ölmesine izin verecek mi, ben onu merak ediyorum. Yani siz mesela G2 acaba şöyle mi yapacak? Mesela bütün hasarı bir insana boşalttınız değil mi? Mesela karşıda mesela Fox'u kesmeye çalıştınız. Bütün hasarı ona boşalttınız. Janna bir anda ortaya çıkacaktı ki hani sürpriz ben geldim falan diyecek. Demir soları basacak, kalkanı verecek, ultisini açacak. Fox'un hiçbir şekilde ölmesine izin vermeyecek. Fox da zaten Zonya alır büyük ihtimal bunun üzerine. Ve zaten şu durumda hiçbir takım arkadaşı neredeyse ölmeyecek. Hiliseng eğer hani çok fazla ani hasar alan bir takım arkadaşına yönelirse durum tamamıyla bundan ibaret olacak. Evet, Steelback'e baktığımızda can biçini, statiğini tamamlamış.
215 milyonla karşı tarafta ise Emperor 198 milyonda. O da can bir ki şu an Fox'un gerçekten de Zonya aldığını görüyoruz. Yani daha doğrusu macera Pazuben'de aldı. Ve bu durumdan sonra da büyük ihtimal Zonya alacaktır zaten. Ve şu an şu durumda biraz daha Lee Sin'in, Lulex'in karma bir eşya gittiğini görüyoruz. Yani hani dev kemeri olsun, ondan sonra baş gardiyan zırhı. Evet, biraz. Büyü savar pelin böyle arada derede kalmış gibi. Belki oyunun gidişatına göre fikir değiştirmiş olabilir evet. Bu esnada. Kikis şu an ışından atıyor. İşte klasik Kikis oyunu, Ramus oyunu göreceğiz. Lisengi büyük ihtimalle yakalayacak. Harika bir ulti geldi. Durdurdu. Bu işte evet. Bu. Müthiş bir ulti geldi gerçekten. Ramus'u durdurabileceğiniz tek yöntem buydu ve bunu yapmayı başardı. Güzel, çok güzel. Yani Janna'dan beklenilen bir performans. Ki Lulex aynı şekilde çok iyi bir yardıma geldi bir anda içeri girip. Ki buradan çıkmak zorunda bence. Hani Lulex orada Lee Sin olmasının verdiği avantajı kullanacak. Ama bu kuleyi verirlerse gerçekten çok büyük sıkıntı çekecek. Evet, yani işin enteresanı bu. Şu anda önde olan Unicorns of Love savunma yapmak zorunda. Sıçrayla geldi. Trick yakalamak açtı. Trick kaçtı. Orada bir takım savaşı izleyeceğiz. Bir infazını açan bir Emperor görüyoruz. Orada hortumuyla kaldırdı. Geriye çekecekler mi? Hayır, G2 ekibi oraya sıkıştırmış durumda çünkü arkada Azir'in... Lulex arkadan oyun yapmaya çalışacak. Büyük ihtimalle orada takım arkadaşlarının arasında birini atmaya çalışacak ama burada tabii ki hedefi Emperor olacak. Ya da Perks. Ya da Perks olacak. Ki Perks'ün şu anda sıçrası ve arındırı var ama yine de bir zonyası yok. Yani içeri atarsa çok büyük sıkıntı çekebilir. Ki bu kuleyi korumak zorundalar. Ne olursa olsun. Yani şu an şu durumda G2 eğer... Ki Azir'in kulesi de var. Takım savaşı kesinlikle isteyecektir şu an bu durumda. Azir'in kulesi zaten şu anda sıkıştırmış durumda Unicorns of Love'ı. Kulesinin arkasına. Lulex hala aynı yerde. Şu anda ama geri çekilen G2 ekibi risk almayacaklar. Çünkü bir takım savaşı daha kaybetmeleri demek. Oyunu kaybetmeleri demek. Evet, oyunda çok 23. dakikadayız artık. Kikis'in orada ışından artı güç topu kombosuyla o müthiş hızını çok iyi engelledi. Orada gerçekten işte Kikiz'i hani dışarı atabilecek tek böyle yani... Bu arada ses dalgası tuttu. Yok, devam edemez. Devam yani Kikiz etmeyecek. Çok tank. Yani çivili zırhı var. Ondan sonra gün ateş pelini var. Ninja tabisi var. Yani hiçbir şekilde buna devam etmeyecektir. Tabii bu arada şunu da söyleyelim. Unicorns of Love bu maçı yenerse bir tiebreak mücadelesi göreceğiz. Ya biz şuna baktığımız zaman şöyle diyebiliriz aslında. Yani G2 ekibi gerçekten şu an zaten zirveyi kanıtlamış durumda. Ama bu maçı kaybederlerse bir psikolojik çöküntü yaşayabilirler mi gerçekten merak ediyorum aslında. Yani şöyle diyebiliriz. G2 maçı kazanırsa dünya şampiyonluğu için kendisini kanıtlar. Yani şöyle diye, kendisine şöyle der aslında. Psikolojik olarak şöyle tatmin eder. Ya biz hani artık yenilmez olduk. Hani böyle bayağı güçlüyüz. Ve bayağı hani her şeyi değiştirebiliriz duruma gelecektir. Ama Unicorns of Love da G2'yu yenerse o zaman olay şu olacaktır. Biz zirvedeki adamı yendik, biz de güçlüyüz. Artık biz de kendimizi gösterebiliriz diyecek. Yani tamamıyla bu biraz daha farklı bir durum olmaya başladı gerçekten. Orada Kikis Vizicaçi'yi kovalıyor. Orada kışkırttı Vizicaçi. Vizicaçi hemen ultisini kullandı. Ama karşıda Hybrid geldi. Bu sütununu kullandı. Vizicaçi şu anda yavaşlamış durumda. Trick orada geldi. Mızrağı tutacak mı? Son anda kaçmaya başardı Vizicaçi ama Hybrid kovalamaya kaçar, devam ediyor. Bu arada kaçar. Bir skor gördük. Diğer tarafta büyük ihtimal gelecektir. Ekrana Emperor orada Lee Sin almaya başardı. Hala Vizicaçi'yi kovalıyorlar. Ama diğer tarafta da bir diğer tarafta üst koridora itilen bir Fox var ve ışınlanı da var aynı şekilde. Evet, şu anda üst koridorda da bir Lissandra'nın kule aldığını görüyoruz. Şu anda G2 ekibi üst koridordan devam ediyor. O kuleyi de alacaklar büyük ihtimalle. Buna cevap verebilen bir Unicorns of Love ekibi göremiyoruz. Ama şu an İmitor Kulesi'ne kadar ittirmiş durumda üst koridorda. Üst koridorda evet. Tabii burada yine mafi güçlendirmeyi Fox'a verdiler. Aldılar tabii. Lee Sin'in düşmesinin etkisi oldu. G2 ekibi şimdi çok de ejderhayı i̇şte bu alacak. Çok kötü. G2 ekibi bu oyunu kolay kolay vermeyeceğini gösteriyor. Bu sezonun hakkını verecek şekilde şu anda geride olmasına rağmen iyi bir maç çıkarıyor. Ya aslında şöyle diyebiliriz yani. Şu duruma baktığımız zaman mesela Ahilis wow. erimiş gerçekten. Gerçekten yani, işte erimiş. Bunu görmemiştik. İşte bu canlı tek yakalandığı zaman sıkıntı olabiliyor. İnfazıyla birlikte hiçbir şey yapamamış. Canlıyı da koruması gereken birisi var aslında yani. Öyle de diyebiliriz. Yani Janna gibi destek şampiyonu şöyle oluyor aslında. Yani desteksiniz, çok iyi işlevselsiniz. Karşıdaki rakipleri çok iyi durdurabiliyorsunuz. Kendi takım arkadaşlarınızı çok iyi koruyorsunuz ama kendinizi koruyamıyorsunuz. Sorun da burada başlıyor zaten. Evet, orada skoru onu koruyabilecek almış. Bir Lulex, belki de bir Vizicaç olması gerekiyor aslında Janna'yla. Emperor'da ilk skorunu aldı.
böylece tam ihtiyacı olan skoru hiç beklemediği bir anda almış oldu diyebiliriz. Biz üst koridora bakarken. Ki şu an Janna'dan muhafızların gözü görüyoruz. Ve şu an bir Mikael gelecektir büyük ihtimal Janna'dan. Güzel bir seçim ki hani... Bu arada üst koridora baktığımızda Fox itiyor. Oraya itiyor. Geri dönmesi lazım. Şu an, çünkü inhibitor kulesine doğru dayanmış durumda. Şu an sadece Chikiz'in ışınlanması var. Orta koridorda ise G2 ekibi 4 kişi bastırıyor. Şu anda orada onlar da kuleyi aldı. Alt üst koridor düşecek mi? Burada bir takas gördük ama kim zararlı çıkacak buradan? Büyük ihtimalle oradaki kule düşecek. Geriye doğru kaçmaya çalışan bir G2 ekibi var ama ışınlanatıp oradaki kule düştü. Şimdi bir tek inhibitor alması kaldı üst koridorda Unicorns of Love ekibi için. Bence güzel bir takas. Yani Unicorns of Love açısından gerçekten iyi bir takas. Yani inhibitor kulesine karşı orta koridor ikinci kulesi. İyi. Yani güzel. Ve şu an Dominik Efendi'nin hürmetlerine giden bir sivil görüyoruz. Yani artık o kadar tanklaşmış ki Ramus. Hani onu ya da hani Trundle'dan bahsediyorum. Hani Trundle ve Ramus'u kesmek istiyor ve gerçekten iyi bir seçim. Ve Mikael kazanı aldırarak Janna'ya güvendiğini gösteriyor aslında bir yandan. Normalde çoğu zaman nişancıların kendi başına civalı kuşak alıp kendilerini korumaya yönelik oynadığını görüyoruz ama burada gerçekten Unicorns of Love'ın Steelback'in ve Hillsang'in birbiri arasında ne kadar iyi bir sinerji yarattığını görebiliyoruz. Evet, şu ana kadar çok iyi bir ikili, evet, iyi bir uyum gösterdiler. Ve Mikael'in kazanı evet şu an Janna'dan gelmiş durumda. Ama bu oyun büyük ihtimalle ilerleyen dakikalarda bir takım savaşı sonunda çözülecek gibi duruyor veya Baron önünde. Çünkü oldukça çekişmeli bir maç izliyoruz. Gerçekten. Avrupa ACS'in son haftasında lidere yakışır bir maç. Ve Banshee'sini çekmiş bir Ramus var. Yani bu sefer Janna onu nasıl durduracak merak ediyorum. Şimdi orta koridordan ittiriyor G2 ekibi. Still İki tane orada. Hayalet Peri'nin almış bir Lee Sin var. Gerçekten ne yapmaya çalışsın? Ramus orada. Üstüne dönüyor. Hem Banshee hem de ruh gömleği alayım demiş. Evet. Minyonlara baktığımızda Vizi Çağçı'nın 30 minyon kadar önde olduğunu artı 2 skor ve 2 de asiste olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar iyi bir performans. Ama Azir'de hiçbir şekilde skor yok. Yani Perk evet, şu an çok geri durumda. Şu anda çok çok geride durumda. Yani şey olarak, hani skor olarak bahsediyorum. Hani diğer türlü diğer oyuncuların skoru var. Hani bu 2 skor ufacık da olsa bir şeyler etkiliyor. 472 crit hepsine vuruyor. Alan kritiği. Hani şu an şu durumda Steelback'i koru, maçı kazan. Evet, düşünebilirsiniz var. Yani bunu kesinlikle diyebilirsiniz yani. Bir Steelback'i koruyalım maç alalım tarzında. Ya o seken atışın her biri 472 vuruyor. Ki yani Lee Seng'in Steelback'i koruyabilecek yetenekte olduğunu da gördük. Az evet. Önceki takım savaşında böyle şahaneydi. Böyle pıt 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 hepsini. Görüyor musun? Şimdi bu esnada ulti ile geldi. Lee Seng'in canı oldukça azaldı ama bir vuruş daha boşa gelmedi orada. Şimdi hemen ultisini kullanan Steelback ama Chikis almayı başardı. Fox arkada kesti. Şimdi Fox arkada Zonya'sını kullandı. Vizi Çağçı da ultisini Perks kullandı. Perks arkada kaldı. Perks altı kadar kaldı. Sıçrasını kullandı. Relax orada kovalıyor. Bu esnada Trick Fox almaya başardı. Vizi Çağçı arada kaldı Vizi Çağçı. Arada kaldı ama Steelback de orada. Şimdi Chikis ölmek üzere. Chikis alabilecekler mi? Büyük ihtimalle çalışacaklar ama Steelback mükemmel bir mızrak. Steelback'sa almayı başaramadılar. Orada skora bakıyorum kime gitti diye Vizi Çağçı'yı aldı. Kikis'i öldürmeye başardı. Kikis yine biraz fazla kaldı bence. Yani şu an şu durumda şöyle söyleyebiliriz aslında. Yani şahane bir takım savaşı. Şahane bir takım savaşı gördük. Yani Janna orada çok fazla hasar yemeseydi çok daha etkili olabilirdi. Ama bir yandan da takım savaşının döndüğünü gördük. Yani seyirciler de gaza geldi şu anda. Çünkü inanılmaz. Gayet güzel bir maç izliyoruz. Gerçekten yani Janna'yı korunması gerektiğini zaten söylemiştim. Janna tek yakalanmamak zorunda. Yani bu iki oldu. Üçüncüye evet, hata bir bırakılmaz. Daha izliyoruz. Mesela Lulex arkadan sürekli oyun yapmaya çalışıyor. Mesela Emperor ve Trick başta çok hasar yiyor. Hillsang iyi kaçıyor. Ultisiyle falan güzel atıyor. Çok iyi ulti. Şahane refleks ama var işte orada. Ama işte Chikiz arkadan geliyor. Yani evet. Sıçır atıp zaten hani orada yakalamış Janna'yı. Ve Trick burada güzel. Yani Vizi Çağçı, Poppy çok iyi bir ulti atıyor. Perks burada çok kötü yakalanıyor. Ama işte Trick Fox'u keserken Vizi Çağçı orada ne yapıyor? Yani arada kalmış. Hani kime yardım edeyim? Fox'a mı yardım edeyim? Yoksa Steelback'e mi? Ve hani Lee Sin'e mi? Sivre mi yardım edeyim? Tarzda düşünmüş. İşte orada bir miscommunication dediğimiz olay devreye giriyor. Hani takım içi anlaşmazlık. Derken burada Perks'ü bırakmışlar. Evet. Perks ölmemiş. Ben Perks'ü öldüğünü düşünmüştüm. Yani şu an şu durumda o Perks'ü bırakmak ne derece mantıklıydı bilmiyorum ama. Ki şu an Perks'ün, Trick'in ve Kikiz'in herhangi bir sihirden büyüsü yok. Sadece hani Perks'ün sadece bir arındırı var ki bu bile yeterli olmayacaktır o savaş durumunda. Evet, oyunun 31. dakikasına artık geldik. Yavaş yavaş oyun sonu artık ölen takımın, hata yapan takımın
bu hatasını telafi etme şansı olmadı. Unicorns of Love şu an Baron'u totemliyor. Evet, derken yine Baron önünde bir görüş büyük ihtimalle sağlayacaklar. Çünkü Baron artık çok önemli hale gelmiş durumda. Ve Kikis şu an olmuş durumda. Yani hibrit de aynı şekilde. Yani şu anki durumuyla gerçekten durdurulması çok zor. Hani baktığımız zaman eşyalara ve minyon farkına baktığımız zaman 292-354 bir durum. Gerçekten çok fazla. Hani nişancılar olarak hani minyonlara baktık. Derken Fox üstü gitti. Fox oraya geldi. İnhibitör açıyor. İnhibitör alacak. Geri dönecekler. Alabilecek mi? Canı yerine kadar indi. Böyle bir şey olursa şimdi da geri dönmesini engellediler ki ikisinin. Perks de geri dönemedi. Şu anda büyük ihtimalle o inhibitörü şu an bu baronu açar. Burada G2 ekibi gerçekten büyük hata yaptı. Canı pahasına olsun Fox orayı alacak büyük ihtimalle. Ve şu an ışınlanma kaçıyor. Işınlanması da var ama kaçamadı. Mızrak kaçamadı. Tuttu. Kikis de orada geldi, ultisini kullandı. Derken Poppy alt koridor ama kulesini aldı. Bence iyi. Bence hiçbir sorun yok. Yani şu an şu durumda gerçekten hiçbir sorun yok. Şu anda oyunu yönlendiren Unicorns of Love oldu bir anda. Hem inhibitörü aldılar üst koridorda hem de alt koridorda ikinci kuleyi aldılar. Şimdi inhibitör kulesine doğru dayanan bir Unicorns of Love ekibi görüyoruz. Ama G2 ekibi bıraktı orayı. Baron'a başladı. Artık taktik savaşları dönüyor. Orada Poppy ışınlanmasıyla gelecek. Bu Baron'da 4 kişi yok. Ki hayır 5 kişiler. Fox'un ışınlanıyor. Dikkat etmesi lazım. Çaldırdı mı? Hayır çaldırmadı. İçeride Lulex ölecek. Lulex öldü. Orada Trin de öleceğini göreceğiz. Hayır Trin yaşamaya başardı. Lissing'in canı oldukça az. Stilbeck de düştü. Stilbeck orada bir skor almaya Emperor başardı. Vizi Çağçı içeride yalnız kaldı. Perks orada Vizi Çağçı'yı büyük ihtimalle alacaklar. Trin de içeri girdi. Ve 5 ace yaptı G2 ekibi 5 skorla birlikte Baron'u da almaya başardı. İnanılmaz bir geri dönüş diyebilir miyiz G2 ekibi için? Bence kesinlikle inanılmaz bir dönüş. Yani tamam aldınız, hani inventory aldınız. Hani iyi bir şey oldu ama Baron'u vermeniz zaten büyük bir hani kötü bir sonuç oldu. Şu anda G2 ekibi çok büyük bir şekilde ezecektir. Eğer tutarsa Unicorns of Love ekibi bu hani rotasyonlara karşılık verebilirse şu 2 dakika 15 saniye içerisinde gerçekten çok çok fazla şeyler yapabilir. Şimdi orta koridorda inhibitör kulesini çok rahat aldı. Oradaki inhibitörü de alacak. Bu arada Lee Seng doğdu. Vizi Charge'ın doğmasına 20 saniye kadar var. Geri dönecek. G2 ekibi gerçekten şu anda müthiş oynuyor. Geri doğmasına yani şuraya baktığımız zaman Lee Seng arkadan geliyor. Lee Seng çok önde. Yani Steelback tamam çok iyi hasar veriyor. Lee Sin içeri girmeye çalışıyor, çalmaya çalışıyor. Ama Azir'in hasarına bakar mısın? Perks mükemmel bir hasar var. Yani zaten Mikael'i kendi üzerine kullanması bence çok gereksizdi öyle bir durumda. Yani zaten Riley'e almış bir Azir var. Hani onu zaten o sana hasar vurdukça seni yavaşlatacaktır. Hani o durumda ya hani kendi nişancına o Mikael'i bas ki zaten sen öleceksin. Hani senin hiçbir işlevin kalmayacak o durumda. Hani Steelback biraz daha yaşasaydı belki biraz daha fazla canı olsaydı orada 2 skor daha çekerdi. Evet 34. dakikada skorlar 10'a 10 ki 4. ejderha gelecek. Bir tek ejderhada fark var. G2 ekibi ejderhada avantajlı konumda. Bu ejderha için savaş olacak mı? Göreceğiz. Kolay kolay bırakmadı G2. Kötü başladığı maçta şahane oynadı diyebiliriz. Her ne kadar üst koridorda inhibitörü kaybetse de. Yani şu an zaten baronlu bir takımın hani inhibitör kaybetmesi hiçbir sorun teşkil etmiyor benim. Yani her kimsenin açısından teşkil etmiyor. Hani bu yüzden gerçekten çok iyi rotasyonlar yapıyorlar. Her ne kadar Unicorns of Love ekibi kendi ormanına görüş atsa bile şu an rotasyonlara karşılık veremiyor. Yani Baron'un ne kadar güçlü olduğunu şimdi derken bu arada Ramos geliyor, Kikis geliyor. Kikis gelecek. Kikis arkadan geliyor, yakaladı. Hiçbir sürat ama orada Lulex'e devam etmedi. Çünkü Steelback'i istiyorlar. Steelback geriye doğru kaçacak. Ölmedi, Vizi Çarçın'ca ne oldukça az. Derken orada skor gelmedi zaten. Ama kule düşecek. Oradaki inhibitör de düşecek. G2 ekibi bir anda oyunu lehine çevirmeye başardı Baron'la birlikte. Şimdi büyük ihtimalle geri dönüp eşyalarını tamamlayıp üst koridora doğru ilerleyecekler ve üst koridora ittirecekler. Bence hala bir umut var. Yani şu durumda altınlar eşitken, eşyalar neredeyse eşitken hala bir umut var. Hiçbir Baron şekilde buff'ının bittiği anda evet, Baron güçlendirmesi bittikten sonra gerçekten eşit şartlarda savaşacaklar. Ve şu an biliyorlar ki ejderhayı bırakmamaları gerektiğini. Yani ejderhayı bırakmazlarsa Unicorns of Love ekibi gerçekten çok fazla şey yapabilecekler. Yani takım savaşlarında. Bu ikinci ejderha ile beraber iyi bir şekilde ittirebilecekler. Rotasyonlara karşı hani daha iyi cevap verebilecekler. Yani bir umut olacak bu onlar için aslında. Evet bakalım bizi oldukça heyecanlı bir oyun sonu bekliyor. İki takım da şu anda müthiş oynuyor. Taktik savaşları dönüyor evet. Taktik savaşları çok fazla şu durumda.
Yani iki inhibitör kaybetmişler ve üst koridoru ittiriyorlar. Üçüncü inhibitörü de istiyorlar ve üçüncü inhibitörden sonra zaten çok çok fazla şey değiştirebilecekler bu durumda. Evet, şimdi üst koridoru ittiren G2 ekibi bu oyunun son takım savaşı olabilir. Belki de. Ama yani eğer Unicorns of Love ekibi bu, ki şu an bizi Charge bekliyor. Fox da bekliyor. Fox da aynı şekilde ışınlığı da var. Gerçi evet, Fox şu an orada ama yani şu an Vizi Charge arkadan gelip oyun yapmayı bekliyor derken kuleyi kaybediyor. Evet, oradaki kuleyi de kaybettiler. Bunu vermemeleri gerekiyor. Bunu verirlerse derken şu an hani zaten alt kulede minyonlar çok az geliyor. En önden gidiyor şu anda yani duracak mı? İnfazını kullandı. Çok iyi yakaladı. Kullanabilecek mi Fox? Eridi. Kullanamadı bile. Kullanamadan eridi. Çok kötü bir haber bu. Unicorns of ekibi için. Şimdi ultisini kullanan bir Azir. Bu oyun burada büyük ihtimalle bitecek. Çünkü Lulex'i düşecek. Vizi Charge ultisini kullanacak. İki kişi orada dışarı doğru götürdü. Lulex şimdi kaçmaya çalışacak. Daha sonra base'den çıkarmaya çalışacak. Ama yetmeyecek. G2 ekibi Vizi Charge'i de alacak mı? Hayır, Vizi Charge'i düşmedi. Şu anda minyon dalgasına bakıyorum. Minyon dalgası gelecek. Bitirmek için duruyor. G2 ekibi şu anda Unicorns of Love'un üstünde. Oradaki kuleyi de alacaklar. Oradaki inhibitor da düşecek büyük ihtimalle. Şu anda bir tek Vizi Charge hayatta. Unicorns of Love ekibinde dışarı doğru çekmeye çalışıyor ama tabii ki bu olmayacak ve G2 ekibi bu maçı kazanmayı başaracak mı diye bakıyorum. Evet, evet, şu anda şu an maç bittiğini görürüz zaten şu durumda. Bu maçı almaya başaran bir G2 ekibi ne diyorsun? Bu şekilde gitmiyordu. Belki bunu tahmin edemiyorduk ama ya, G2 ekibi müthiş oynadı. Ya G2 ekibi yine kendini kanıtladı ya. Biz ne kadar hani kendi performansımızın dışında farklı şeyler denemeye çalışsak da yine sizi ezeriz, yine sizi yeneriz deyimini yine gösterdi bize zaten. Ama asıl önemli olan şu zaten. Bir oyuncuysanız ve hani bir takımsanız daha doğrusu bunları göz ardı etmeniz gerekiyor. Yani bakıp hani tamam biz G2'ye yenildik ama bunlar adamlar zirvede demeniz gerekiyor. Tamam, kabul edilebilir. Yani zaten seçim ekranına baktığımız zaman biraz da hani Sivir yerine, tamam Sivir de çok metada olan bir şampiyon. Sivir'in belki bir Jhin görseydik, çok uzaktan o Trundle'ın erken oyunda ya da o biraz da nasıl desem orta koridordaki Azir'in bir avlanmasını görseydik çok daha etkili olabilirdi ki hani desteğe Janna geldi, çok iyi geldi ama yakalandı. Sorun burada başlıyor zaten. Yani Janna'yı aldılar. Ondan sonra dediler ki hani erken oyunda çok şey yap. Dedim ki Janna oynuyor. Janna gerçekten taşıyor tarzında düşündüm. Ama son oyuna baktığımız zaman Janna biraz daha işlevsiz olmaya başladı. O ani hasar dediğimiz olayı karşı taraf o kadar iyi yansıttı ki Janna buna tepki bile veremedi. Zaten Janna gördüğüm kadarıyla 4 ya da 5 defa yakalandı. Evet. Yani o ayrık yakalanma, takımdan ayrık gezme olayını yaptığınız zaman zaten siz orada sorunu çekiyorsunuz. Ya bunu yapamazsınız. Yani Unicorns of Love ekibi her ne kadar iyi oynasa da çok güzel hani üst koridordan inhibitor alsa bile yine de işte orada Fox'un ufak bir hatası, orada yakalanması. Evet, orada belki ışınlanmayı atabilseydi. Atabilseydi orada Unicorns of Love istediği her şeyi yapardı. Orada bir G2 Baron'u alamazdı. Baron'u ki alt koridordan da kule almıştı tam o esnada. Yani aynen şahane öyle gidiyordu aslında Unicorns of Love için her şey ama bir anda orada Fox'un yakalanması, 4'e 5 kalmaları, Baron'u alması ve Baron'dan sonra zaten. Ki Baron'u aldıktan sonra zaten öyle bir rotasyon yaptılar ki fark edemedik bile gerçekten. Baron'u çok çok iyi kullandılar. Çok iyi gerçekten kullandılar. Baron'u aldılar. Mesela çoğu takım Baron'u alıyor. Korkuyor mesela, gitmiyor. Diyor ki hani alt koridor olsun veya üst koridor olsun hani ittirmeyelim diyor. Boş verelim diyor tarzında düşünüyor. İşte sıkıntı burada başlıyor. Yani Baron'u aldın, ittir. İttirebildiğin kadar ittir ya. Her tarafı ittir. 3 tane inhibitor al. Geri dön. Hani ejderhayı da al. Belki hani riske girmek istemiyorsundur. Al ejderhayı, ondan sonra tekrar bir git. Hani tekrar takım savaşı yapmadan yine bitirebilirsin. Hiç sorun değil. Ama işte Baron ve ejderhanın ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz zaten. Yani 4 ejderha almış bir takım hani bırakmaz yani size öyle bir durumda. Kule altı da girer. %20 kule altından kuleden daha az hasar alır. Ve böyle bir durumda da zaten hiçbir şey yapamazsınız. Evet, yani G2 ekibinin belki oyun başında kötü oynadığını söyleyebiliriz ama ejderha konusunda çok asla taviz vermediler ve bunun meyvelerini oyun sonunda çok iyi topladılar. Yani G2 gerçekten taktiksel anlamda hepimize bir ders verdi diyebiliriz. Yani Unicorns Love çok iyi oynadı. Dün de çok iyi oynamıştı. Dün sonuca gitmeyi başarmışlardı ama bugün sonuca gitmeyi başaramadılar. E tabii G2 yani sonuçta ne bekliyoruz ki yani G2 gibi bir ekibe karşı hani bunu yapmaları zordu. Başardılar. Oyunun başında çok iyi oynadılar aslında. Oyun başı ve ortası çok çok iyi geçti Unicorns of Love için. Tam istedikleri gibi G2'yu aslında istedikleri oyunu oynattırdılar. Hani G2'yu oynattırdılar ve G2 böyle baka kaldı. Hiçbir şey yapamadı ama oyun sonuna bir baktık ki o Trundle
Hani hiç tank olmayan Trundle bir baktık canavar gibi olmuş. En önde gidiyor böyle falan. Hani maşerin 4-6'sı tarzında böyle 5 kişi böyle. Oyun sonunda Trundle'ı gördük. Tabii. Evet, LCS'in artık sonuna doğru geliyoruz. Bir puan durumuna bakalım. Şimdi son durumu görelim. Bu bahar dönemi 2016 LCS, Avrupa LCS 9. haftanın da sonuyla birlikte artık puan durumu da kesinleşti. Birinci sırada G2'yi görüyoruz. Hak edilmiş bir şekilde 10.